Efendim hoş geldiniz. Hafta sonuna giriş yapıyoruz. Hafta sonu durumuna bakacağız ama şöyle hatırlıyor musunuz? Bahsediyorduk. Ayın 7'si gibi bir düşüş. İşte bugün bir miktar sıcaklık aşağı çekildi. Yine normalin üzerindeyiz ama normalin çok üzerinden, normalin az üzerine inmiş durumdayız. Onun dışında bir de ayın 12-13'ü gibi bir dalgalanmadan bahsediyorduk. İşte orada birazcık duracağız çünkü orada bir hareket var. Yani çok sınıra gelip gidiyor Marmara için. 5-6 dereceleri inip gidecek gibi görünüyordu. Şimdi böyle 3 dereceyi, 2 dereceyi zorlayacak gibi görünüyor. Hani yağış yakalanması halinde yumuşak bir kar olasılığını tabii bu da düşündürüyor. Bakalım takipteyiz. Hemen 5 tane başlığımıza başlayalım. Bakın hep söylüyoruz. Dünyanın en büyük problemlerinden, risklerinden daha doğrusu bir tanesi bizim atmosfere yaydığımız karbon emisyonlarının dışında kontrolsüz bir şekilde karbon emisyonlarının atmosfere yayılması. Yani bizim rutin yaydığımızın dışında bir kaynaktan ekstra ve bunun çok üzerinde bir şekilde emisyonların atmosfere yayılması. Bu sefer ısınma logaritmik, eksponansiyel falan değil. Böyle kontrolsüz, anormal bir şekilde ısınmaya doğru gidiyor. Nedir o? Orman yangınları. Bakın onunla alakalı bir bilgi aktaracağız. Ocak ayına bakacağız. Ocak ayında modellerimizdeki son görüntüyü, NOAA'nın modellerindeki son görüntüyü göreceğiz. Kar haritalarımıza bakacağız. Bu hafta sonunda durumumuz nasıl? Ancak doğunun kar için yeterli soğuğu var. Orada da maalesef yağış yok. Arkasından önümüzdeki birkaç güne bakıyoruz. Onunla beraber şöyle bir ayın 13-14'ünde, 12-13-14'ünde gelecek soğuk havanın ki şunun şurasında 4-5 gün kaldı. Durumu nedir? Arada böyle bir kuvvetleniyor, geri çekiliyor. Kuvvetleniyor, geri çekiliyor. Çok sınırda olduğu için az bir kuvvetlenmesi bizi biraz heyecanlandırıyor. Ondan bahsedeceğiz. Ondan sonra simülasyonlarımızı bırakıyoruz biliyorsunuz müzik eşliğinde meraklısına. Hadi başlayalım. Efendim dünyanın baş belası orman yangınları. Ormanların baş belası maalesef insanoğlu. Ne yapıyoruz? Dünyayı ısıtıyoruz. Çok ısıtıyoruz, ısıtıyoruz, ormanları kurutuyoruz, bir de sıcaklığını yükseltiyoruz, ateşini artırıyoruz, bir de havayı kurutuyoruz, bir de rüzgarları artırıyoruz. İşte maalesef dört dörtlük orman yangını tehlikesi ve ormanlar yanıyor dünyada birçok noktada ve ne kadar yanıyor biliyor musunuz? 2020'nin toplam orman yangınları ile beraber atmosfere yayılan emisyon toplamı Avrupa'nın bir yılda yaydığı emisyonun 3 katı neredeyse. Bakın Avrupa, koca Avrupa atmosfere bir emisyon yayıyor. Karbon emisyonu küresel ısınmaya neden oluyoruz. Bütün dünya ile beraber Avrupa'da ve Avrupa'nın atmosfere yaydığı emisyonun 3 katını sadece orman yangınları ile atmosfere vermişiz. Bir de bu pandeminin göbeğinde 2020'deki emisyon toplamı. Şimdi geçtik Ocak ayına. Ocak ayındaki durum nasıl? Efendim modellerimizde update yok. Dünkü videomuzu izleyenler bu bilgiyi biliyorlardır. Maalesef ortalamanın yaklaşık 1,5-2 dereceye yakın üzerinde gideceğiz. Ocak ayının toplamında her ne kadar soğuklar beklesek de ayın ortası ve sonrası ikinci yarısı bayağı bir soğuk Ocak ayının. Beklesek de ilk bir haftalık döneminde aldığımız o çok 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 yüksek sıcaklık. Yani normali 8-10 derece üzerindeyiz. Tabii ayın sonunda 8-10 derece değil 2 derece normalin üzerinde çıkabilmek için ciddi bir soğuk olması lazım arkasından ki o ortalamayı aşağıya çekebilsin. İşte o soğuklar muhtemelen gelecek. Her ne kadar kar yapacak? Onu gelen sistemi takip ede ede sizinle konuşuyor olacağız. Ama ortalaması yüksek. Avrupa yüksek. Rusya, Ukrayna, kuzeyimiz çok yüksek. Normalin yani bize göre çok daha üzerinde. Biz 2 derece fark atıyoruz. Avrupa'nın doğusu 3 derece normalin üzerinde. Bizim %50 daha üzerimizde ortalamadan sapma söz konusu. Ve bu sıcaklığın normali aşması yalnızca Doğu Avrupa'da, yalnızca bizde, yalnızca Güney Avrupa'da değil, İskandinav Yarımadası'na kadar uzanıyor. Hemen bir de yağış durumuna bakalım. Avrupa'da İspanya, Portekiz felaket görünüyor. Çok çok kurak. Özellikle Portekiz ciddi kurak. Fransa'nın güneyi ciddi kurak. İtalya kurak geçiriyor. Yunanistan'ın batı kesimleri, Adriyatik'in doğu kıyıları kurak geçiriyor. Bizde de ortalamanın biraz altına indiğini gösteriyor. Ortalamalarda görünüyordu yağışlar. Şu anda biraz altında görünüyor ama çok çok dramatik bir
düşüş görmüyor. Efendim geldik kar haritalarımıza. Şöyle Türkiye geneli üzerinde bir dolaşalım. Sivas'ın kuzeyine ara ara görünen bir kar var. İncecik bir nokta. Antalya'nın batısı, işte yüksek kesimler, Saklıkent falan bir kar alıyor. Ondan sonra geliyoruz ayın 8'ine. 8'inde Isparta dolaylarında kar geçişleri bekliyoruz. Tabii Antalya'nın kuzeyinde, ondan sonra Konya'nın güney kesimlerinde, yüksek kesimlerde kar geçişleri, dağlar tabii ki bunlar. Ondan sonra ilerlediğimizde ayın 9'una gelirken yağışlar Toroslardan böyle Doğu Anadolu'ya doğru genişliyor. İstanbul'da bir hareket var mı? Efendim çok hızlı bir şekilde önünüzde tur atıyor İstanbul haritası. Sanki İstanbul haritası duruyor gibi görüyorsunuz. Yukarıda tarih ve saat dönüyor görüyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir kar yağışı beklemediğimizi önümüzdeki 60 saat içerisinde söylüyor. Ne zaman bekliyoruz? Umut ediyoruz. Ayın 13-14'ündeki soğuk biraz daha kuvvetlense güvenli bir şekilde, evet ihtimal yükseldi diyeceğiz ama o kadar sınırda ki. Yani sıcaklığın en düşük değer aldığı ve şehrin yüksek ilçelerinde bile 2 derecelere kadar iniyor. Kimi zaman biz 2 derecelik sıcaklıkta bir yağışın kara döndüğünü göremeyebiliyoruz. Ama genellikle 4 derecenin altında kar yağışı başlar. İkincisi yüksek basınç var. Yüksek basınçla beraber de hani yağışın oluşamama ihtimali söz konusu. Ama bu kadar sert bir soğuğun gelişiyle beraber illaki denizden bir destek gelir diye su buharı bakımından bekliyoruz. Sistemle beraber de bir miktar yağış gelir. Havada ufak bir karışım bir yağış oluşturabilir. 2 derece şöyle 1'lere 0'lara doğru gelse, yani şu anda 2-2,5 derecelere inebilecek gibi bir görüntü söz konusu. Ayın 12'sinde düşüş var. Yani ne zaman oluyor? Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembeden bahsediyoruz. Pazartesi günü zaten tekrar buluştuğumuzda bunun detayını konuşuyor olacağız. Ki bu yalnızca İstanbul için değil, yurdun birçok noktası soğuk ve Marmara'da, Trakya içinde kar seviyelerinin sıcaklık iniyor. Karadeniz, Batı Karadeniz zaten rahat rahat iniyor. İç Ege, İç Anadolu takipteyiz, konuşacağız bunu. İhtimali en azından son 2 güne göre biraz daha yükselmiş durumda. Biraz daha kar sınırlarının içerisine sıcaklık giriyor gibi bir görüntü var. Ama şunu söyleyebiliriz. Ayın 12-13'ünden itibaren ayın kalanında sıklıkla soğuk kış dedirtecek sıcaklık değerlerini görebileceğiz. Haydi gelsin efendim simülasyonlarımız. Simülasyonlarımız karşınızda. Efendim basınç haritamızda başlıyoruz. Atlantik'teki o yüksek basınç İspanya, Portekiz'i öyle bir hapsetmiş durumda ki zaten ayın sonunda kupkuru bir şey çıkmış olacak. Rapor çıkmış olacak. Avrupa'nın orta ve kuzeyinde alçak basınç var. Hatta renk değişimi yapacak kadar var. Bu da yağışları destekler. Bizde de yüksek basınç doğuda. Yani kar için yeterli soğuk yalnızca doğuda. Orada da yüksek basınç var. Dolayısıyla yağış çok fazla oluşamıyor. Orta batı bölgelerde derin bir alçak yok ama basınçta bir azalış var. Bu da hareket yapacak ve Marmara'da bulutları artıracak. Bölgesel yağışlar yapacak. Ege'de yağışlar yapacak. Özellikle Akdeniz'de pazar günü için sıkı sağanaklar bekliyoruz. Özellikle deniz üzerinde, yani Antalya Körfezi ve açıklarında, İskenderun Körfezi ve açıklarında, işte Mersin, Alanya, Anamur açıklarında çok kuvvetli sağanaklar var. Yıldırımlar, şimşekler falan denizcilere, denize açılacaklara aman dikkat diyoruz. Şöyle bir bakalım. Bakın Avrupa'nın orta ve kuzeyinde yağışlar var. Pirene Dağları çevresinde var ama Portekiz ve İspanya'ya içerisine zayıf yağışlar giriş yapabiliyor. İtalya'da, Avusturya'da, Alpler çevresinde sıkı sağanaklar var. Dünyayı çevirdik. Bakın Marmara'da 7 Ocak bugün için yağış bekliyoruz. Ege'de bekliyoruz. Ondan sonra 8'ine geldik. Batı Akdeniz'deki kuvvetli sağanakları görüyor musunuz? Ne zaman? Pazara geçişte, cumartesi akşam pazara geçişte Antalya çevrelerinde, Antalya merkezde de, Antalya genelinde de su baskınlarına dikkat, her ne kadar hani Körfez'de desek de şehir içerisinde de kuvvetli sağanaklar görünüyor ama bakın şöyle bir saat 16-17 sularında görüyor musunuz? Kıpkırmızı rengi Antalya merkezden geçecek olan, işte o biraz tehlike oluşturabilir. Arkasından Akdeniz'in doğusuna doğru yağışlar ilerliyor. Hemen geldik baktık sıcaklığa. Avrupa biraz soğumuş durumda. Ondan sonra
hani kar yapacak soğuklar daha çok Orta Doğu Avrupa'da. Onun dışında hani kar yağışını çok destekler mi? Yani kıyı kesimler için yeterli değil kar bakımından. Yani 850 milibar yani 1500 metre seviyesi yaklaşık eksi 2 eksi 3 derecelerde. O nedenle Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da deniz seviyesinde yerlerde kar yapamaz tabii ki bu soğuk. Hemen dünyayı çevirdik, bize baktık. Orta ve doğu bölgeler mavi renkler var ama yağışın pek fazla olmadığını söyledik. Balkanlarda soğuklar var, bize giriş yapıyor. Sıcaklıkları aşırı seviyelerden normallere indirmeye başlıyor. Daha üzerinden sert düşüş söyledik ayın 12-13'ü gibi. Yani önümüzdeki hafta salı, çarşamba, perşembe olacak efendim. Durumumuz böyle. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Şimdi hemen önümüzdeki birkaç güne bakalım. Arkasından da simülasyonlarımız geliyor. Hoşça kalın.